Evet, sonuç olarak aslında söylediklerimi özetleyecek olur isem, SAMe için karaciğer hastalıklarında olumlu etkileri konusunda kanıt düzeyi yüksek, ancak diğer hastalıklarda araştırılması gerekiyor. Özellikle vurgulamamız gereken Meltem Hanım'ın da üzerinde durduğu bir konu, mide asitinden etkilendiği için biyo yararlanım vücut içinde düşük olabiliyor. Ama tabii yeni inovatif ürünlerde bu durumda çözümlenmiş. Bu güzel bir yenilik. Bir takım hastalıklarda özellikle bipolar bozukluk gibi, kardiyak aritmi gibi olumsuz sonuçları olabilir. Altını çizmek lazım. Silimarin için karaciğerde fibroz oluşumunu önleyici, oksidatif stres ve inflamasyondan koruyucu olduğunu, güvenli ve iyi tolere edilebildiğini söylemek mümkün. Diğer hastalıklar için yine yeterli çalışma yok. Kolin yetersizliğinde karaciğer yağlanması olabiliyor dedik. Özellikle fosfatidil kolin takviyesinin olumlu etkileri var. Tabii diğer çalışmalara da biraz daha ihtiyaç var. Dolayısıyla bu üçlü bileşenin aslında sinerjistik etkisinin olumlu olduğunu belki söyleyebilirim sonuç olarak. Onun haricinde tabii ki daha fazla çalışmaya her aşamada olduğu gibi ihtiyaç var. Gerek optimal tedavi süresi, gerek dozlarla ilintili. Tabii ki olmazsa olmaz yaşam tarzı değişikliği, bunun temelinde fiziksel aktivitenin artırılması. Siz ne yöntemi kullanırsanız kullanın, sağlıklı beslenmediğiniz, sağlıklı yaşamadığınız sürece tek başına bu suplemanlarla ya da diyet destekleriyle bir başarı beklemeniz maalesef çok mümkün değil. Dolayısıyla sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek aslında bizim temel belki de mihenk taşımız. Dolayısıyla ben Akdeniz tipi beslenmenin yine önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bir beslenmeci olarak en önemli, biliyorsunuz, Akdeniz beslenme piramidinin, bu yeni günümüze uyarlanmış son hali piramidin en altında, bakın, düzenli fiziksel aktivite var. Hatta çok önemli şey, geleneksel yerel çevre dostu ürünler kullanımı önemli. Bir üst basamakta su ve bitkisel demleme çaylar. Onun üstünde meyve sebze grubu var. Zeytinyağı yine temel, tahıllar, tam tahıllar özellikle temel. Baharatlar bir yanda, sert kabuk demişler bir yanda. Piramidin bir üstünde süt ve ürünleri. Beyaz et, yumurta, en piramidin tepesinde kırmızı et, işlenmiş et ve tatlılar. Ve tabii ki ölçülü şarap tüketimi, sosyal inançlara saygı özellikle vurgulanıyor. Ben Türkiye'de alternatif olarak hemen hemen her sunumumda söylüyorum. Trakya yöresinin çok güzel bir ürünü var. Hardalye isimli, polifenollerden son derece zengin. Dolayısıyla alkolsüz olarak şaraba belki polifenol ve resveratrol içeriği nedeniyle en yakın ürün. Bunu yine vurgulamakta yarar var. Tabii Akdeniz tipi beslenmenin yanında